Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Web 3 kavramı neden tekrar gündeme geldi? Mevcut internetin nesi vardı da yeni bir teknolojiye ihtiyaç duyduk? Web 3.0'a ne zaman geçeceğiz? Veya sonrasında hayatımızda neler değişecek gibi soruların cevaplarını sizler de merak ediyorsanız bölümü sonuna kadar izlemenizi öneririm. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden önemlisi sağlığınız yerindedir. Bu hafta başlangıcını blockchain ile yaptığımız geleceğin akıllı teknolojileri serisine Web 3.0 ile devam ediyoruz. Sonraki haftalarda ise internet, eğlence, denetim, finans, kamu veya üretim gibi alanlara entegre edilecek olan NFT, Metaverse, DeFi, Dapp veya DAO gibi diğer teknolojilerle devam edeceğiz. Başlangıcı ise Web 3.0 neden tekrar gündemde diye sorarsak, tekrar diyorum çünkü aslında 15 yılı aşkın süredir zaten var olan bir teknoloji. Ama aynı blockchain, NFT veya Metaverse gibi Web 3.0'ı da popüler hale getiren başını Bitcoin'in çektiği kripto varlıklar diyebilirim. 2009 yılında gerçekleşen aracısız yani merkeziyetsiz ilk kripto para transferi sonrasında kripto varlıkların sayısı şu anda 20 bini aşmış durumda. İçerisinde bir sürü Metaverse, NFT, DeFi veya Web 3.0 gibi projeler bulunduruyor. İlk bölümde de bahsettiğim gibi şu an teknoloji ve yazılım dünyasının en parlak zihinleri bildiğimiz dünyanın internet, eğlence, kontrol, finans, kamu, nakliye veya üretim gibi bütün sektörlerini sıfırdan yaratacak çalışmalarını işte tam olarak da bu projelerle yürütüyorlar. Merak edenler bütün detaylara coinmarketcap.com sitesinden ulaşabilir. Peki mevcuttaki internette ters giden veya bizi olumsuz etkileyen neydi ki Web 3.0 gibi yeni ve farklı bir teknolojiye ihtiyaç duyduk? Bu soruların cevaplarına teknik detaya girmeden kısaca Web 1.0 ve Web 2.0'dan bahsederek girelim. Ama öncesinde kanalımızı ilgiyle takip etmelerine karşılık hala abone olmayan şuradaki arkadaşlar da aşağıdaki kırmızı düğmeye basabilirse çok sevinirim. Çünkü kanal ancak siz desteklerseniz büyür ve güçlenir. Şimdiden teşekkürler. Web 1.0 90'lı yılların sonlarına doğru kullanılan sadece bilgiye ulaşabildiğimiz, içerik yükleyemediğimiz pasif yani tek taraflı bir teknolojiydi. Web sitelerini ancak HTML bilen profesyoneller hazırlayabiliyor ve yine ancak pahalı donanımlara sahip şirketlerin özel sunucularında saklanabiliyordu. Bizim gibi standart kullanıcılar ise sadece paylaşılan bilgileri okuyabiliyordu o kadar. Takipçiler yorum, düzeltme veya yeni içerik ekleyemediğinden Web 1.0'ın tek sorunu hiçbir etkileşimin olmamasıydı. 2000'li yılların başında ise geliştirilen HTML5 veya JavaScript gibi programlama dilleri sayesinde aynı altyapıyı kullanan Web 2.0'a yumuşak bir geçiş yaptık. Böylelikle Web 1.0'da kullandığımız pahalı sunucuların yerini üstelik de kullanıcılarına sundukları bedava hizmetleriyle Google, YouTube, Microsoft, Facebook veya Twitter gibi sosyal medya platformları almaya başladı. Bizlerde eski dostları kavuşturan, yeni arkadaşlıklar kurmamızı sağlayan veya bilgiye erişimi kolaylaştıran bu platformlara çok hızlı ve hatta gereğinden fazla adapte olduk. Platformlar bizden en ufak bir bedel dahi almazken sahip oldukları kullanıcı sayısı ve etkileşim süresi arttıkça şahsi verilerimiz daha da değerlendi ve bu da şirketlerin daha hızlı büyümesini sağladı. Gizlice geliştirdikleri kapalı kaynaklı algoritmalar yani yapay zekalar sayesinde arka planda neler çevirdiklerini, kişisel bilgilerimizi nasıl işlediklerini veya toplumları nasıl manipüle ettiklerini veya kutuplaştırdıklarını da bilmiyoruz. Bunlardan ancak ara ara haberlere düşen skandallar sayesinde haberdar oluyoruz. Web 2.0'ın sorunlarından bir başkası da merkezi yapıya sahip olmaları. Bu da tüm datanın tek bir sunucuda toplanması nedeniyle hem içeriden veya dışarıdan kötü amaçlı her türlü girişimi çok daha kolay hale getiriyor. Hem de ana server'ın çökmesi durumunda tüm sistem kullanılmaz hale gelebiliyor. Facebook, Instagram veya WhatsApp gibi birçok uygulamada bu sıkıntıyı hali hazırda zaten defalarca yaşamıştık. Mevcutta kullandığımız internetin sorunları saymakla bitmez. Ama ekleyebileceğim bir başka mesele de online şirketlerin bizleri tek seferlik ödemeler yerine hiç bitmeyen sürekli haftalık, aylık veya yıllık ödemelere mahkum etmeleri. Yani sistem tamamen dünya devi şirketlerin düzenli gelir elde edebilecekleri ve bunu istedikleri zamanda artırabilecekleri şekilde oluşturulmuş.
Web 3.0 teknolojisi işte bu nedenle her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Çünkü az önce bahsettiğim bütün olumsuzluklara sahip olmayan blockchain teknolojisiyle kullanılıyor. Web 3.0 başta merkeziyetsiz yani aracı şirketlere ihtiyaç duymadan işleyebilen bir çalışma prensibine sahip. Altyapısı ve kullandığı teknolojisiyle tamamen farklı olsa da sadece çalışma mantığı olarak daha kolay anlaşılmasını sağlamak için verebileceğim en güzel örnek torrent ağı olabilir. Yani içerikler dünya genelindeki binlerce bilgisayarda depolanırken kullanıcılar ihtiyaç duyduğu bilgiye bu bilgisayarlara bağlanarak ulaşıyorlar. Böylelikle server çökmeleri veya geçici olarak kullanım dışı olma gibi sorunlar yaşanmıyor. Çünkü tek bir bilgisayar yerine yüz binlercesi kullanıldığından biri çökse bile diğerleri hizmet vermeye devam edebiliyor. Web 3.0 kullandığı kripto yani şifreleme bilimi nedeniyle hem içeriden müdahaleye hem de dışarıdan gelecek her türlü saldırıya karşı tamamen kapalı. Bu da yeni internet teknolojisinin tamamen güvenli olduğu anlamına geliyor. Şu an Web 2.0'da kullandığımız tarayıcı, depolama, sosyal medya, mesajlaşma gibi bütün uygulamaların yerini DAP yani merkeziyetsiz uygulamalar alacak. Telif ile ilgili olarak yine önümüzdeki haftalarda özel bir bölüm hazırlayacağım. NFT yani nitelikli fikri tabu kavramı da zaten uzun zamandan beri gündemimize girmiş durumda. Ama bence Web3 tabanlı yeni internet dünyasına geçişi ve yaygınlaşmasını sağlayacak asıl kavram Metaverse. Öte evren olarak da adlandırabileceğimiz Metaverse, biz kullanıcıların konser, eğlence, oyun, kültür, sosyalleşme veya sanat gibi birçok deneyimini kökten değiştirecek. Web 3.0'ın kazanç yani gelir sisteminde ise zaten 10 yılı aşkın süredir kullanılan kripto varlıklar bulunuyor. Örnek olarak herhangi bir girişimci geliştirdiği YouTube benzeri uygulamanın öncelikle Web 3.0 yani DApp versiyonunu blockchain'e yükleyecek. Sonra oluşturabileceği talebin yani popülaritenin büyüklüğüne göre uygulama içi yerleşik kripto para biriminin de zamanla değerlenmesini sağlayacak. İnternet dünyasındaki bu köklü ve radikal değişim aslında başta Google, Facebook, Amazon, Spotify, Microsoft veya Dropbox gibi kategorinin en güçlü şirketlerini olumsuz yönde etkileyecek. Çünkü Web 3.0'a geçildiğinde her birinin merkeziyetsiz ve sürekli gelişimi mümkün kılan açık kaynak kodlu versiyonu kullanılmaya başlanacak. Yani bahsi geçen şirketler zamanla hem zayıflayacak hem de ciddi oranda gelir kaybı yaşayacaklar. Bu nedenle Web 2.0 ile Web 3.0 arasında kapalı kapılar ardında kıyasıya bir mücadelenin ve hatta savaşın gerçekleştiğini bile söyleyebilirim. Bunun en bariz örneklerinden birisi ise Apple veya Google'ın blockchain tabanlı oyunların büyümesini engellemek için kendi platformlarına girmelerine izin vermemesi. Ancak burada yine Bitcoin örneğini verecek olursam, hiçbir devlet veya merkez bankası kripto varlıkların varlığından zaten memnun değil. Hatta engellemek için her ne kadar yasaklar veya erişim engelleri koymuş olsalar da kripto paralar büyümeye ve daha da fazla yaygınlaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla evet, belki Web 3.0'a geçiş de bu nedenle biraz ertelenecek ama eninde sonunda internetin sahipliği biz kullanıcılara tekrar geri gelecek. Özetle Web 1.0'ı sadece içeriğin tüketilebildiği sunucular çağı olarak adlandırırsak Web 2.0'ı da dijital sosyalleşmeyi başlatan dünya devi platformların çağı olarak tanımlayabiliriz. Web 3.0 ise merkeziyetsiz yani aracı şirketlere ihtiyaç duymayan, kişi mahremiyetine önem veren açık kaynak kodlu yapısı ile hem şeffaflığı hem de sürekli gelişimi sağlayan, kullandığı kripto yani şifre bilimi ile son derece güvenli bir teknoloji. Evet, umarım teknik detaya girmeden paylaşmış olduğum bilgiler konuyu bilmeyenler için faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz farklı konular varsa da bana yorumlardan her zaman ulaşabilirsiniz. Bu arada içeriklerimi beğeniyor ve ilgiyle takip ediyorsanız kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Sonraki bölümde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Geliştirilen HTML ancak ara ara haberlere düşen skandal da merkeziye yapıya merkeziye depolama dosya medya olarak herhangi bir girişimci geliştirici göre uygulama içi yerleşik kripto kripto Web 2 olmayan şuradaki